Herkese selam. Bugün cilt bakım videolarımın ilkiyle karşınızdayım. Artık şimdi sıra sıra dizi halinde cilt bakım videolarımı hazırlamaya başladım ve sırasıyla kanalda olacak. Sonbaharla birlikte cildimiz artık bazı konularda alarm vermeye, bizden yardım istemeye başlıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde sizlerin de oluyordur eminim. Gereksiz kuruluklarınız, gerginlikleriniz, elastikiyet kaybı ya da hayatınızda hiç çıkarmadığınız kadar sivilcelenme gibi, sivilce çıkarma gibi durumlar yaşanıyor olabilir. Sonbaharda biraz bazı rutinleri, yazdan kalan rutinleri bir kenara bırakıp cildin ihtiyacına göre, mevsimin durumuna göre ürünler kullanmak gerekiyor. Benim özellikle sonbaharda kullandığım etkili 5 ürünüm var. Şimdi sırasıyla sizlere onları anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bence sağlıklı cilt için doğru cilt temizliği büyük önem taşıyor. Cildinizi çok iyi bir şekilde temizlerseniz eğer, cildiniz o kadar sağlıklı görünecek ve üzerine yaptığınız makyaj da o kadar düzgün ve pürüzsüz görünecek. Sonbaharda benim en büyük sorunlarımdan birisi kuruluğun yanında aşırı sivilcelenme gibi bir problem yaşıyorum. Özellikle mevsim geçişlerinde yüzümde birçok sivilce çıkmaya başlıyor ve uzun süre ben bu sivilcelerden kurtulamıyorum. Özellikle bu dönemde temizleyici olarak sadece bir tane ürün bana çok iyi geldi ve ben bunu yıllardır kullanıyorum. Blogda da yazmıştım. La Roche-Posay'nin Effaclar serisindeki bu temizleyici jel, özellikle hormonal değişikliklerin olduğu özel zamanlarda, sonbahar geçişlerinde benim cildimi tamamen sivilcelerden arınıyor. Yalnız bu temizleyicinin şöyle bir özelliği var. Sivilceye meyilli yağlı ciltlere uygun olarak tasarlandığı için cildinizi ekstra geriyor. Eğer sivilcelerinizden kurtulmak için bu ürünü kullanıyorsanız cildinizi iyi bir şekilde de nemlendirmeniz gerekiyor. Bu ürünün çeşitli boyları var. Bende gördüğünüz 50 milimlik olan seyahat boyu. Daha büyük boyunu da alabiliyorsunuz. Sivilceler için bence en etkili ürünlerden birisi. Sonbahar döneminde, özellikle sonbahar döneminde kullanıyorum. Cildimi çok iyi nemlendirmek şartıyla bu ürünü kullandıktan sonra mutlaka nem maskeleri yapıyorum. İyi nemlendiriciler kullanıyorum. Serumlar kullanıyorum. Zaten bunu kullanınca sivilcelerden de tenimi arındırmış oluyorum. İkinci göstereceğim etkili ürün de benim bir yıldır kullandığım ve hatta kullanmaya başladığımda detaylı bir inceleme videosunu çektiğim Luna 2'yi göstereceğim. Benim gibi yoğun kapatıcı fondötenler kullanıyorsanız, özellikle Estée Lauder'ın fondöteni gibi yoğun kapatıcı, kalıcı fondötenler kullanıyorsanız eğer, cildinizi derinlemesine arındırmanız, temizlemeniz gerekiyor. Ve ben de cildimi derinlemesine temizleme konusunda Luna 2'ye çok güveniyorum. Yüzüme temizleyici jelimden alıyorum. Kesinlikle peeling gibi tortu bırakan ürünler kullanmıyorum. Luna 2'nin bu ön tarafındaki temizleyici kısmıyla 1 dakika boyunca yüzüme uygulama yapıyorum. Aslında bu 1 dakika çok uzun bir süreymiş gibi geliyor ama alışkanlık haline getirdiğinizde cilt bakımı için bence bu süre ayrılabilir. O fondöteni ancak bu şekilde çok iyi temizleyebilirim. Yüzümde hiçbir şekilde makyaj kalıntısı kalmıyor. Bu arada ürünün arka tarafında şöyle bir yapı var. Bunun da anti-aging özelliği var. Yüzünüzü temizledikten sonra elastikiyet kaybını önlemek için, yaşlanma etkilerini azaltmak için bir ürün kullanmak istiyorsanız yüzümüzdeki dolaşımı hızlandırmamız gerekiyor. Serumunuzu, nemlendiricinizi yine Luna 2'nin arka tarafıyla yüzünüze, boynunuza 1 dakika boyunca uygularsanız eğer, yüzünüze aynı zamanda masaj yapmış oluyorsunuz, dolaşımını hızlandırmış oluyorsunuz ve daha fazla sıkılaşmasına katkı sağlıyorsunuz. Ve bu işlemden sonra, böylesine derinlemesine bir temizlikten sonra da makyaj yüzünüzde çok iyi duruyor. Sonbaharda benim için en etkili olan ürünlerden bir diğeri de Nuxe'un bu lip balmı. Nuxe'un bu lip balmı bence sonbahar, kış aylarında başucunuzda bulunması gereken ürünlerden birisi. Doğal yağlardan oluşuyor ama ana maddesinde bal var. Mat yapıda, sabah kalktığınızda uygulayabiliyorsunuz, gece yatmadan uygulayabiliyorsunuz. Dudaklarınız hiçbir şekilde çatlamıyor, gerilmiyor, parçalanmıyor. Ruj uygulamalarınız çok başarılı oluyor. Sonbaharda dudaklar çok fazla çatlar ya da dudak koparma gibi probleminiz varsa, dudaklarınız pürüzlü duruyor, dudaklarınızı anında iyileştiriyor. Gece yatmadan önce uygularsanız sabah kalktığınızda dudaklarınız iyileşmiş bir halde uyanıyorsunuz. Nuxe'un ürünlerini online olarak alabiliyorsunuz. Google'dan araştırabilirsiniz ya da eczanelerde bulabiliyorsunuz. Normalde pahalı gibi görünen bir ürün ama sık sık indirimli olduğu dönemler oluyor. Onları iyi takip ederseniz eğer %50 indirimli bir şekilde çok çok ekonomik fiyata da alabiliyorsunuz. Ürünün yapısı yine tereyağı gibi ama çok fazla vazeline benzemiyor. Kolay bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi cam kavanoz ambalajı var. Söylediğim gibi indirim dönemlerinde ya da kampanya dönemlerinde alırsanız çok ekonomik bir ürün ve eminim sizin de başucu ürününüz olabilecek bir ürün. Sıra geldi cilt bakımı konusunda benim en güvendiğim, en etkili yardımcıma. Darphin'in bu Stimulskin Plus göz çevresi kremi sanıyorum benim kullandığım en etkili göz çevresi kremlerinden birisi. Çıktığı gün günden beridir, yani bu yıllardır geçerli. Çıktığı günden beridir ara ara ürünü değiştiriyorum. Tenimin, yüzümün alışmaması için sürekli kullandığım ürünlerden birisi. Eğer yaşlanmak istemiyorsanız, çok pahalı bir ürün, çok haklısınız. Darphin ürünleri çok pahalı, biz onları nasıl alacağız dediğinizi duyar gibi oluyorum ama ben bu konuda çok sabit fikirliyim. Eğer yaşlanmak istemiyorsanız, göz çevrenizde kaz ayaklarınız olmasın, erken yaşta çizgiler olmasın, biraz daha iyi yaş almak istiyorsanız kesinlikle kullanılması gereken ürünlerden birisi. Eğer botoks yaptırıyorsanız botoksunuzun süresini de uzatıyor. Yeni çizgilenmeye başladıysanız eğer, hani bir yaş veremeyeceğim ben bu konuda size. Yine bu sık gelen sorular arasında göz çevresi kremi kullanmaya ne zaman başlamalıyım? Nemlendiriciyi zaten her zaman, her yaşta kullanmalısınız ama anti-aging bir ürün için çizgileri gördüğünüz andan itibaren başlarsanız onların oluşumunu etkilemiş olursunuz ve orada dondurmuş olursunuz. Tıpkı botoks gibi. Eğer botoksla yaptırıyorsanız bu krem botoksun etkisini de 2 katı uzatıyor. Yani 6 ayda etkisi bitecekse 1 seneye kadar botoksunuz dayanıyor. Son göstereceğim ürün de Origins'in yeni çıkan bu maskesi. Yeni çıkan bir maskeyi hemen nasıl etkili ürün arasına ekliyorsun derseniz, denediğiniz anda fark edeceksiniz. Eğer sonbaharda ihtiyacımız nemse, parlak bir ciltse, lekelerin biraz azalmasıysa, sivilce oluşumunu engellemesiyse, bende hepsinde işe yaradığı için çıktığı günden beridir kesintisiz kullandığım bir maske. Haftada 2 gün kullanıyorum. Bunun biraz görünüşü, rengi, duruşu farklı bir maske. Glam Glow'un maskeleri gibi soyulabilir maskelerine benziyor ama bu soyulabilir bir maske değil. Suyla durulamanız gerekiyor. Metalik kahverengi yapıda bir maske. Maskeyi uyguluyorsunuz. 15-20 dakika bekliyorsunuz. Zaten iyice metalik bir hal alıyor. Kurumaya başlıyor. Bu maskenin adı Charcoal Honey Mask. Yani hem kömürlü hem de ballı bir maske. Cildinizi aydınlatıyor, sivilce oluşmasını engelliyor, arındırıyor, aynı zamanda nem veriyor. Hepsi bir arada bir maske yapmışlar. Çok beğendim özelliğini. Ben önce haftada 1 uygulamaya başlamıştım. Etkisini görmeye başlayınca maskenin haftada 2'ye çıkardım. Özellikle çok yoğun makyaj yapıyorsam, cildimin çok yorulduğunu hissediyorsam o günler mutlaka uygulama yapıyorum. Etkisi gerçekten çok güzel. Sonbaharda, kışta, özellikle mevsim geçişlerinde kullanacağım ürünlerden birisi. Benim için en etkili 5 sonbaharlık cilt bakım ürünlerimi sizlere anlattım. Cilt bakım videolarımın ilkini de başlatmış bulunuyorum. Sivilcelerim için neler kullanıyorum, lekelerim için neler kullanıyorum, cildimi nasıl temizliyorum, sabah rutinimle, akşam rutinimle neler kullanıyorum, hangi ürünleri kullanıyorum, evde uyguladığım maskeler var mı, peelingler var mı, çeşitli yöntemler var mı? Bunların hepsini seri halinde hazırladım. Sırasıyla size anlatmaya başlıyorum. Bu da o videoların ilki oldu. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Siz sonbaharda neler yapıyorsunuz? Sizin etkili ürünleriniz nelerdir? Kurulukla nasıl mücadele ediyorsunuz? Sivilceleriniz varsa onları gidermek için neler yapıyorsunuz? Yorum olarak bırakırsanız eğer ben de keyifle okuyacağım. Her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanalda yeni bir video oluyor. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.